Herkese merhaba. Bugün sizlere Binance üzerinde yer alan G harfli coinlerle alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Ee, geçmiş paylaşımlarımız ne durumda? Hedefe ulaşmış mıyız? Yoksa kademe ile ilavesi mi yaptık veya kanal güncellenmesi mi var? Hepsini tek tek göstermiş olacağım. Hemen Nick coin'den başlıyorum. Gala coin, Gala coin'de paylaşım yaptığımda bu bölgelerdeydi ve buradaki güncel kanal oluşmamıştı. Tabii ki yoğunluk esnasında bunları sizlere paylaşmam imkansız. Ama ben stratejimi uygulamaya devam ettim. Buradaki kanalda temasla beraber zaten alım yapmıştım 0.20 bölgesi üzerinde kanal altına indi. İkinci ilave alımı da kanal oluştuktan sonra buranın üzerine çıkıp buradaki temasla beraber aldım ve hedefimde nokta atışı geldi. Karımı cebime koydum. %51'lik karı ulaştım. Stop su stop kurallarımı uygulayarak zaten garanti satış hedefi 0.2839 bölgesi en azından bu bölgeye uğramasını ve burayı tekrardan desteğe çevirmesini beklerim. Böyle bir hareket gelirse yine alım yönünde değerlendirme mutlaka olur. Şu an için Galan'ın dip seviyesi de 0.1404 01251 bölgesi olarak görülüyor. Buraya aşarsa şahit zaten 0580 04050 bölgesi yine karşımıza çıkacak. Önemli dirençler neresi? 018 0.1538, 38 027 025 bölgeleri görülüyor. Diğer coinimize geçiyoruz hemen o da Galcoin. Galcoin'de birçok kez paylaşım yaptım ve uzun süredir para kazanmayı bekliyorum. Şöyle düşünün ilk paylaşımdan beri ölçtüğümüzde zaten şu an 260 gün geçmiş üzerinden. Ben destek bölgesine doğru bir hareket bekliyordum. Burada zaten temas etti. Burada ikinci alımımı yaptım. Her iki alımla birlikte şu anki karım %52. Ben pozisyonu kapattım mı? Hayır kapatmadım. Nerede satış emrim açık şekilde duruyor? 101.949 bölgesindeki o da %91'lik hedef sunuyor. Benim açımdan Gal'da gelene kadar takip edeceğim garanti hedef zaten 1949 bölgesi 2.0 de buradaki küçük bir kanal ana satış bölgesi olarak görülüyor. burada tekrar desteği hareket etsin yine alım yaparım. Ta ki 0.837 altına inip günlük kapanışı yapana kadar benim açımdan güvenli bölgede olmuş olacaktır. Kendime belirlediğim maksimum hedef ise 2.93 ile 2.65 bölgesi olarak görülüyor. Geçiyorum bir başka coin'e. Gaz coin. Şimdi gaz coin aldı başını gitti. Ben paylaşımı 24 Temmuz tarihinde yapmıştım. Bakın buradayken yapmıştım. Ya buranın üzerine sağladığım bir retest ya da destek bölgesine doğru. Tabii ki kanal daha sonrasında meydana geldi. Bakın bu kanal uçtuktan sonra en az iki kez bize alım fırsatı verdi. E ben hedefime ulaştım. Tabii ki satış yaptım. İkinci alımı gerçekleştiremedim. Kanal üzerine çıktı. Ondan sonra da zaten bir daha yakalayamadım. Ancak takibi bırakıyor muyum? Tabii ki bırakmıyorum. Alım yönünde kovaladım. Emir attığım ilk bölge 14.078 bölgesi. İkinci kademesinde kesinlikle 8.80 bölgesinde yaparım. Burada alabilirsem zaten satış hedefimde otomatikman 12.50 bölgesi olacak. %42'lik kar kovalayacağım. Tıpkı Hıfı Coin'in ilk Grafiğine benziyor gibi sonrasında buradan %65 %78 miydi evet %78 kadar bir düşüş sergilemişti 3. kademe bölgesi de 3.54 olarak görülüyor bakalım nasıl hareketler sergilecek Geçiyorum GHST coin'e GHST coin'de kanal güncellemesi mevcut ee, henüz adam akıllı bir alım yapamadım. Ancak buradaki kanal oluştuktan sonra alım fırsatı verdi. O da nerede? Buradaki temasla birlikte 0769 ile 0663 3 Oldukça önemli bir destek. Burası şu an için GHST'nin can konumunda. iğneleri seven bir koyun. Dolayısıyla buradan 1.019 bölgesi onun için çok kolay bir hedef olacaktır. %18'lik daha mesafesi var. Ben satış emrimi 1.019'a girdim. Ne kadarlık karı kovalıyorum? %32'lik karı kovalamış oluyorum. 1.019'un üzerine çıkarsa da karşımıza çok önemli bir direnç çıkıyor. Gelene kadar takip edeceğim seviye ve şimdilik bunun üzerine hayal etmem 1460 1580 mutlaka satış yönlü takip edilmeli. Geçiyorum bir diğer coin'e, GLMR coin. GLMR coin'de de çok önemli bir seviye vardı 0-16-39 bölgesi. Buraya gördüğünüz gibi milimetrik çalıştı. İkinci kademe alım bölgem olmuş oldu benim. İkinci kademe alımımda zaten %27 ana satış bölgesi %38'lik kar sunuyordu. 0 22 ben pozisyonumu kapattım. Şu an takip konumuna geçtim. Buradan eğer ki 0 22, 63 bölgesine bir hareket gelirse ben gelemeye de emrimi de önceden girdim. Coin'e de güveniyorum açıkçası bilmiyorum. Sevdiğim bir projesi var. Burada alabilirsem şayet birinci kademeyi yapacağım. İkinci kademe yine 0.16.39 bölgesinde olmuş olacak. Gelirse alırım. Yoksa buradan aldığım pozisyonun gelene kadar takip edeceğim satış bölgesi 0.33.68 ki bana göre şu aşamada garanti hedef olarak görülüyor. GLMR'de 0.36.74'ü aşarsa yine karşımıza önemli bir tren çıkıyor. Geniş bir kanal 0.47, 88, 0.61, 0.4'te yine takip edeceğim önemli seviye. Maksimum hedefi de 1.05, 1.13 olarak görülüyor. Geçiyorum bir başka coin'e. Golem yani GLM coin. Şimdi GLM coin'de bir kanal güncellemesi mevcut. Ben paylaşımı 24 Temmuz'da yaptım ve 0.1682, 0.1587'nin çok önemli olduğunu söylemiştim. Oraya uğramadan önce direncin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Aslında bu hareketi ben buraya uğradıktan sonra bekli, bekliyordum İşte bazı coinlerde hareket daha öncesinden gelebiliyor desteğe uğramadan. Bu da yapacak bir şey yok ama yine de o destek mutlaka e, alım yönünde takip edilmeli. E ben de öyle yaptım. Gördüğünüz gibi burada alım gerçekleştirdim ve şu aşamada ne kadarlık karım var? %47'lik karla GLM'de hedefi ulaşmayı bekliyorum. Satış emrim nerede açık? 0.2644 ve gelirse satarım gelmezse de canı sağ olsun yapacak hiçbir şey yok. Burası dediğim gibi yeni ve güncel bir kanal. Dolayısıyla alım yönünde kovalayacağımız artık ilk seviye 0.2277 olacak. En dip seviyede 0.1682. E peki buradan desteğe gelirse ben alır mıyım? Tabii ki almam. Günü umurlarda hele ki bu kadar yükseliş yapmışken Bitcoin almak asla doğru olmaz. En azından bu bölgelere kadar çıktıktan sonra burayı desteğe çevirirse kesinlikle alım yönünde değerlendirme yaparım. Dolayısıyla bu güncel kanalı takip etmenizde fayda var. 0.29 ilk aşamada zaten bizim için maksimum hedef olarak görülüyor. Bakalım bu bölgenin üzerine çıkarsa zaten yükseliş hızlanacaktır Bakalım bu hedefe ne zaman ulaşabileceğim. Geçiyorum bir başka coin GMT coin. Şimdi GMT de tabii ki kanal güncellemesi mevcut. Ben buradaki temasla beraber birinci kademeyi yapmıştım. İkinci e, kanal çok yakın bir yerde meydana geldi ve ben e, bu kanal oluştuktan sonra zaten buradaki temasla beraber ikinci ilave alımımı yaptım. Ve şu an için her iki pozisyondan zaten karla devam ediyordu. %20 benim satış yaparak e, stratejimi uygulayacağım bir kar yüzesi değil. Yapabilirim ancak e, bunun devamında... E, İlk alım için koyduğum paranın epey üstüne çıkmam gerekir ki bu da stratejimi ciddi anlamda e, sekteye uğratır. Dolayısıyla ben satış yönü nereye takip ettim? %38'lik kar sunan 0.2209 bölgesini takip ettim ve hedefimde nokta atışı geldi. Ana satış bölgesi 0.2831 olarak görülüyor. Pozisyonun yarısını 0.22... 0.9'da kapattım. Diğer yarısını da 0.28-31 bölgesi gelirse kapatmış olacağım. Emrim açık bir şekilde duruyor. E peki ne bekliyor olacağım? Bakın 0.19-01'in nasıl çalıştığını şuradaki iğneden de görebilirsiniz. Yani dolayısıyla burada alıcılar var. Oldukça kuvvetli. Ben bu tepkiden sonra en azından buraya bir hareket beklerim. Düşecekse de buradan düşsün. E yine alım yönünde e, takibi sürdürürüm. Kademeler birbirine yakın olduğu için parçalı alım yoluna da giderim. Zaten ilkinde biliyorsunuz alım yaptıktan sonra yeni bir kanal oluştu. İkinci ilave alımı öyle yaptım. Şimdi tekrar buraya çıktıktan sonra buraya düşmesi demek benim parçalı alım yapacağım anlamına gelir. 0.28 31 aşarsa hemen karşımıza ne çıkacak? Karşımıza önemli bir direnç çıkıyor. O da 0.51 61 0 56 41 direnç kanalı karşımıza çıkmış olacak. Kendime belirlediğim maksimum hedef neresi GMT'de? 1.16.13'ün üzerinde şimdilik hayal etmem. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek. GMX coin'de de Kanal güncellemesi mevcut ancak şu an zaten karla devam ediyorum. Ben paylaşımı bu bölgelerdeyken yapmıştım ve burada önemli bir destek vardı. 38-32 videoyu izleyebilirsiniz ve buradaki temasla beraber ben alım yaptım. Daha sonrasında kanal altına indi. Kanal üzerine çıktı. Bakın burada güncel bir kanal daha meydana gelmişti. Bunun paylaşımını yapamadım ancak ben buradaki temasla beraber bir ilave alım daha yaptım. Çünkü sağlıklı bir rites hareketiydi. İlk belirttiğim destekten bile alan olmuşsa şu an %40 karda ana satış bölgesi neresi? 55 52 emrim açık bir şekilde duruyor. Gelirse satarım hiç önemli değil. Yani şu an dediğim gibi duygularımı bir kenara bırakıyorum. Sadece stratejimi odaklanıyorum. %3'lük mesafe kalmış olmasına rağmen pozisyonumu ben kapatmadım. Buradan desteğe gelirse ki o destek artık neresi olmuş olacak? 35 40 bölgesi. Dolayısıyla buradaki ilk desteğimizi artık taldırıyoruz. Zaten ihlallerde olduktan sonra geçerliliğini yitirmiş oldu. Yani 35 40 artık alım yönünde kovalayacağımız ilk destek bölgesi olacak. 59 59'da aşarsa 77 43'e kadar hareketi ben normal karşılarım GMX'te. Hemen geçiyorum bir başka coin'ime. O da bir Şimdi Cino coin'de 3 kere defa paylaşım yaptım. Benim sabrımı zorlayan Ender coin'lerden bir tanesi olduğunu söylemiştim. Bakın epey sabrımı zorladı hem de. 480 gün geçmiş. Oturup bunu takip etmedim tabii ki ama en azından hedefim gelene kadar bu coin'de bir şekilde alımlar yaptım. 2 alımla beraber devam ediyordum ve sonunda hareketini nihayet yaptı. 219 ana satış bölgem ki burada emrim açık bir şekilde duruyor. 103.8 en önemli alım bölgesiydi ve şu an %49 karla devam ediyorum. Ana satış bölgem %110'luk kar sunuyor. Dediğim gibi burası gelirse Cino ile vedalaşırım. Zaten 240 üzerine şimdilik hayal etmem. Buranın üzerine çıksa bile sağlıklı bir liste hareketi görürsem alım yaparım birinci kademeyi. Belki de kanal güncellemesi gelir. O zaman da zaten paylaşım da yapmış olurum. Belki ikinci kademede bu bölgelerde oluşabilir. Zaman gösterecek geçiyorum bir başka coin'e. CNS coin'de iki tane önemli güncel bir kanal var. Ben daha öncesinde paylaşım yaptığımda bu bölgede yani 24 Temmuz'da yaptım ve çok önemli destek olduğunu söylemiştim. 3 676 bölgesinin. E ben burada alım yaptım birinci kadememi. E kanal altına indi, hiç önemli değil. Bu benim daha fazla para kazanacağım anlamına geliyor. Stop e, sus stop videomda da vurgulamıştım. Yani ne kadar çok düşerse birinci kademeden ne kadar çok kademe yaparsam elde edeceğim kar marjım da bir o kadar fazla oluyor. Bakın kanal oluştuktan sonra açıkçası ben buradaki hareketle alım yapmadım. E, tam olarak istediğim bir hareket değildi. Hedefe de ulaştı aslında. Ama ben buradaki dönüşle beraber alım yaptım. Yine hedefe ulaştı hem de çok güzel ulaştı. %20'lik karı gördüm. Burada sadece Pozisyonun yarısını kapattım. Diğer yarısını şu an tutuyorum. Ve totalde %43'lük karım var. Ana satış bölgesi de bu kanal yeni oluşmuştu. Normalde 6.032'ye kadar tutacaktım. Ancak bu kanal oluştuktan sonra ben buradaki temasla beraber zaten pozisyonu 4.340 bölgesinde kapattım. Artık bu bölgeyi takip edeceğiz. Alım yönünde kovalayacağımız seviyede artık ne olacak? Burayı kaldırıyorum. İki defa önemli bir ihlal oldu çünkü. Yani bu bölgenin tekrar çalışma ihtimali var ancak 3 785 bölgesi altına inerse şayet bunu da şimdi video esnasında tazelemiş olayım. 3 785 altına inerse yine 3 0 48 3 2907 bölgesi alım yönünde mutlaka takip edilmeli. Ben bu şekilde yapacağım. Güzel bir karla şu an devam ediyorum. Diğer alımı ne zaman yaparım? Oldu ki bu bölgeye kadar gitti. Buraya kadar gitmesi lazım. Buranın dönüşündeki temasla beraber ancak GNS'de alım yaparım. Ya da buralara kadar yükselse bile sağlıklı bir ritesi hareketi görürsem yine alım yaparım. GNS'den umutluyum. Boğa sezonunda 6.934'ü aşarsa da gerçekten yükselişler bence hızlanacaktır. Daha büyük mumlarla. Geçiyorum bir başka coin'e o da GRT coin. GRT coin'de 24 Temmuz'da yine paylaşım yaptım. daha öncesinde de çok güzel kar elde etmiştim. Aynı hareketi yine yakaladım. Hedefe de ulaştı yakın zamanda. Yani %50'lik karları iki kere gördüm. Sadece bu coin için özeline bahsediyorum. şu an ne bekleyeceğim? 0.13.42 üzerinde sağladığı bir retest. Bakın teknoloji aşağı indi. Aslında güzel de bir tutulması var burada. Ama ben bu hareketleri e, alım yönde kovalamıyorum. Ve daha garantisini bekliyorum. Dolayısıyla buranın üzerine çıkıp buraya sağlıklı bir şekilde retest'e çevirirse alım yönünde, hareket, e, alım yönünde değerlendiririm. Diğer alım kalemimi de yine 0.893 bölgesinde yaparım. Yani gelirse alırım gelmese de yapacak hiçbir şey yok. Bu kanal üzerinde satış yönünde her zaman 0.34 0.39 mutlaka kovalanmalıdır ve geniş bir direnç kanalı var. Maksimum hedefi şimdilik 0.74 58 olarak görülüyor. GTC coin'e geçiyoruz. GTC coin'i daha öncesinde paylaşım yaptım. Bakın e, bu bölgelerdeken yaptım. Takip ettim. Kadememi de aldım. Birinci kadememi. Sonrasında kanal altına indi. İkinci kademe için kanal oluşumunu bekledim. Burada GTC'de ciddi bir düşüş oldu. Bayağı ciddi oldu. E, ben zaten buradaki aldığım kademe bayağı düştü. Hatta ben e, herhalde delist olacak diye düşündüm. Bu kadar bir büyük düşüş olunca. Sonra toparladı. Ve bir kanal oluştu. Tam da stratejime uygun. Bu bölgede alım yaptım. Hedefe nokta atışı ulaştım. Bu bölgede alım yaptım. Hedefe nokta atışı ulaştım. Hatta üst de milimetrik çalıştı. Bunu da söyleyeyim. Sonrasında kanal temasla beraber ben yine alım yaptım. Yine hedefe ulaşmayı bekliyorum. %25 kardayım. Bana satış bölgem. 1.370 olacak. Sadece bu destek ve dirence hareket ederek GTC'de güzel karları elde ettim ve takibi sürdürüyorum. 265 benim açımdan GTC'nin aslında kolay hedefidir. Özellikle de burayı aşarsa ve desteğe çevirirse yükselişler hızlanabilir. 4.620 ile 5.250 satış yönünde mutlaka takip edilmeli. 0.770 altına inmediği sürece de pozitif görüntüsünü dur. Hemen geçiyorum. Bir başka coin'e diyeceğim ama geçemeyeceğim. H harfli coin'lere geçmiş olduk. Yani bir sonraki videomda H harfli coin'leri anlatacağım. Destek ve dirençleri, G harfli coin'leri de bitirmiş olduk. E, i̇çlerinde güzel karlar elde ettiğim coin'ler oldu. E, hedefe ulaşmasını beklediğim coin'ler var. Şu an için bu yükseliş trendinde ciddi anlamda stratejimden karlar elde ediyorum. Dediğim gibi yükseliş ana denk geldiği için düşüş olsa bile zerre uğrunda değil her biri için ayrı kadem yapacak kadar bütçemi zaten ayırdım. Risk yönetimini de uyguluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydasını görürsünüz. Herkese iyi günler dilerim.